TV Yüzden merhaba değerli izleyenler, mutlu akşamlar. Ben Çağla Atlı, gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, kamuoyunda tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsündeki fotoğrafa tepkiler sürüyor. Bugüne kadar kendisini destekleyen sanatçılar da seyahatine katılan bazı gazeteciler üzerinden İmamoğlu'na ateş püskürdü. Ünlü piyanist Fazıl Say'dan, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a programcı Metin Uca'dan şarkıcı Atilla Taş'a birçok isim imam olduğuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Belediye sözcüsü Murat Ongun'un eleştirilere neden olan fotoğrafla ilgili açıklaması da hem sosyal medyada gündem oldu hem de büyük tepki topladı. Bu fotoğraf paylaşıldı. Önce sosyal medyada vatandaşlardan şimdi de ünlü isimlerden tepki aldı. <laughs> Ünlü piyanist Fazıl Say'da, Atene grubunun solisti Gökhan Özoğuz'da, Öykü Serter, Metin Uca, Atilla da ünlü isimler peş peşe paylaşım yaptı. Ateş püskürdü. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayramlaşmak için Karadeniz turuna çıktı. İmamoğlu, Kemal Paşa mitinginin ardından Trabzon'a dönerken 2,5 saatlik yol boyunca otobüste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aralarında tanıdık isimler vardı. Otobüsten paylaşılan bu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu'na sosyal medya kullanıcıları otobüsteki gazeteciler üzerinden sert tepki gösterdi. Kamuoyunda tartışılan bu fotoğraf karesine birçok ünlü de kayıtsız kalamadı. Alamadı. Çoğu bugüne kadar İmamoğlu'nu destekleyen çok sayıda sanatçı bu kez kendisine tepki yağdırdı. İlk tepki, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu da etiketleyen Say, ''Şimdi ne olacak?'' diye sordu. ''10 yıl önce yaşadığım Hayyam-Ritfi davasında ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?'' Atene grubunun solisti Gökhan Özoğuz fotoğrafı sinek küçüktür ama mide bulandırır diye yorumladı. Ben bu otobüsten inerim diyerek İmamoğlu'na tepkisini dile getirdi. İşte demek siyaset böyle bir şey. Biz senelerdir yalan ve dolanı söyleyenle aynı tarafta olmamak için eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk. Fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş. Sunucu Metin Uca da fotoğrafı paylaşıp Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi. Şu ifadeleri yazdı. Bu fotoğrafta olması gerektiği gibi farklı dünya görüşlerinden gazeteciler yer alıyor. Ancak Kabataş yalancısı ve tetikçi Sayın Nagihan Alçı'nın gazeteciler arasında yer almasını Sayın Ekrem İmamoğlu'nun unutkanlığını mı, Sayın Alçı'nın utanmazlığına mı bağlamalıyız kararsızım. İmamoğlu'nu destekleyen şarkıcılardan Atilla Taş da tepkisini tweet dizisiyle gösterdi. Hakkımı helal etmiyorum dedi. Sizi savunacağız, destek vereceğiz. Bu düzen değilsin diye. Yediğimiz küfrün, hakaretin, tehdidin, ödediğim bedelleri saymıyorum bile. Haddi hesabı yok. Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse neden de bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum. Bu tepkiler üzerine belediye sözcüsü Murat Ongun açıklama yaptı. Eleştirilere yanıt veren Ongun, bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu çok da önemsemiyoruz doğrusu, dedi. Ongun'un bu açıklaması da sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlardan ve ünlü isimlerden tepki alan açıklama, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Başkanımıza çok... Sunucu Öykü Serter, Ongun'a bu açıklama üzerinden yüklendi. Yok sayılmak mı? O bir kere 200-300'ün 3-5 çapulcu ifadesinden farkı ne? İyi oldu ya bu kez bir mesajla kala kalmadık da hiç olmazsa seçimden önce öğrendik sayenizde. Teşekkürler. Murat Ongun keyfiniz yerindeymiş daim olsun. Sayın Ekrem İmamoğlu bu sizin geziniz. Bizimki başka. Şarkıcı Atilla Taş, Ongun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şımarık çocuğu tabirini kullandı. Size desteklerimiz haram olsun dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şımarık çocuğu Murat Ongun, Nagihan mevzusunu insanları aşağılayarak 200-300 kişi tartışıyor umrumuzda değil demiş. Ne oldum olmuşsunuz bakıyorum. Dün açtığım odaya bile 30-40 bin kişi katıldı. Böyle devam. Size desteklerimiz haram olsun.